Herkese beş karış surat. Yaşanan o sinir anlarını gördüm, tanık oldum. En son Melis senin artık sinir anı değil, bayağı sinir krizi anını gördüm. Erdem'le, bugün Erdem'i çağırdın. Sonra bu evde bir anda eseri korudun. Yani Erdem'in bir davranışı üzerine ve bana göre çok ileri gittin. Niye diyeceksin? Yani parmak sallayarak gitmek, işte o sana gel bana öğret derken sen ona diyorsun ki kim öğretirse öğretsin. Ama o aslında gel bana sen öğret diyor. Kötü bir şey yapmıyor. Bayağı ağırdan aldı çocuk bana göre. Çok altı. Ve Erdem yani. Bayağı aldı yani. Erdem kesin bir çocuk. Yani Eser dedi yani bak hani hoşlandığın kız. Tamam. Bunun demesine sinirlendim. Ama kötü bir şey değil ki hoşlandığın kız diyor işte. Hani bak ne yapıyor gibisinden söyledi bunu. Ama bunu diyen kim? Eser. Senin Eser'e sinirlenmen bunun lazım. Bunu dedirttiren ama Erdem. Yok ben öyle düşünmüyorum. Şimdi orada fişeyi atan Eser. Eser de bence zaten kötü niyetli değil. Eser böyle bir çocuk. Erkekler evini onu öyle kabul etti. Bak hoşlandığın kız benim elime dokundu. Hani şakalaşırsın ya ben de yaparım bu tip şakalar. Bence bunda bir şey yoktu ve bunu eğer Erdem dedirttiriyorsa ne güzel. Seni sahiplenmiş. Sen ayrıldın artık diye bakıyorum duruma kırmızı evet. Odadan sonra. Aynen. Serhan meselesine bitti, bitti gözüyle bitti. Bakabiliyor Allah muyuz? Allah korusun bir daha öyle biri çıkmasın benim karşıma. Bazen aşkı olan ihtiyacımızın büyüklüğünden karşımızdaki insanı gözümüzde büyütüyoruz. Aslında o karşımızdaki insanda bir numara yok da bizim aşka ihtiyacımız büyük. Anlatabiliyor muyum? Evet. O yüzden koyuyoruz bir yerlere abartıyoruz. Evet. Bu davranışlara bence de. Eminim ki kendi dengini bulacaktır. İnsan layığına dönüşür. Değil. Orada da rahat ol da. Oyuncu. Bana oyuncu diyor ama kendisi başrol oyuncusu. Ben önce kız tarafıyım. Bunu hep söylüyorum. Evet. Sizden de bundan sonra madem Ceyda ben ayrıldım kararını verdi. Ona destek olmanızı bekliyorum. Kesinlikle. Şimdi Mehtap Murat dedi. Dünkü o saçı olsa olmasa, saçı olsa eniştem derdim falan 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 ve Murat. Ne oldu kırmızı odada bakalım. Bunu Murat izlemiş. Ay keşke izlemeseydi. Ya ama işte... Ben de Murat dedim eğer biz böyle bir karar aldıktan sonra ben istesem yaptırmaz mısın dedim. Eğer biz böyle bir karar alırsak kesinlikle yaptırırım dedi. Bu güzel bir yaklaşım. Güzel bilmiyorum. Ve şey yaptı. Mesela Duygu ilk ben sizin yanınızda Duygu'nun yanında hani Murat'ın çağırdığını söylemekten çekindiğimde savaşmaktan vazgeçtiğimi dile getirdim ona. Bunca şeye rağmen arada Ercan'ı da tanıdım, Soner'i de tanıdım. Melih'le de burada konuştum, Erdem'le de konuştum. Belli mesafede konuştun hakkın. Hepsiyle de konuştum. Bunlara rağmen beni yitmediğin için teşekkür ederim dedim. Hani... Neyse Murat'la böyle olgun bir seviyeye geldi. Ne sevindim. Şimdi Serhan diyen isimlerden bir tanesi Daniela'ydı bugün. Yalnız Ceyda'yla yeni ayrılık yaşadığı için Serhan bence o görüşmede çok konsantre olamadı. Sen ne hissediyorsun o görüşmeyle ilgili? Ben bu görüşmeye gitmek istedim. Çünkü netleştirmem gereken şeyler vardı. Serhan'dan... O izlediği görüntüler konusundaki duygularını almak istedim. Kendisi de söyledi zaten. Önyargılı davrandım, kusura bakma dedi. Ben de... Hangi görüntüleri kastediyorsun? Eser'le alakalı konuşmaları sonrasında bir konuşma yaptı ya. Hani kendi kendini bitirdi gibi. Senin Eser'den hoşlandığını düşünmüştü dün. Evet. Sen insan olarak iyi demiştin. Ben gittim onu erkekler evinde de açıkladım. Evet. Dani konuştu. Dani tıpkı sizin gibi Eser'i ilk kaç gün yanlış anladığını, onlar da öyle anlamıştı çünkü onun rahat tavırlarını. İşte sonra onun aslında insan olarak iyi olabileceğini söyledi. Size söylediklerinizi söyledi dedim. Evet, kendisi de zaten söyledi. Önyargılı davranmam yanlıştı dedi. Ben de oradaki Dani kendi kendini bitirdi lafı hala geçerli mi? Eğer geçerliyse ben başkasını tanımaya yöneleceğim diye kendi şahsına söylemek istedi. O da hayır ben seni silmiş değilim. O an gelişen bir şeydi dedi. Benim için yeterli bunlar. Emre ile tabii beraberdin. Güzel geçti. Her zamanki gibi diyelim. Ufak bugün dedik. Daha bir ilerideydi sanki Emre. O eskiye nazaran kırmızı odadaki Emre sanki böyle daha bir adım atmış gibiydi. Şuna dikkat ettim Emre'de. Sen açık açık sordun. Bunu da takdir ettim Cansel'in sormasını. Bak dedim istemiyorsan dedi. Ben seni dedi bir daha kırmızı odaya çağırmam kardeşim dedi. Bunu bana söyle. Beni hiç istemiyorsan ben bir daha seni kırmızı odaya çağırmayacağım. Çünkü bugün son kez çağırdın. Yani son kez mi değil mi artık bilemiyorum. Emre peki ne dedi? Ben halimden memnunuma gelecek bir cevap verdi öyle değil mi? Evet. Doğru söylüyor. Ben şu an Ayça'ya daha baskınım demedi. Evet. Belki kibarlığından demedi. Ama işte bir de hala dememesi var. Hala yani. Kaç hafta olmuş? Tamam. Burada Ceyda henüz çok yeni bir ayrılık yaşadı bugün. O yüzden artık kime yönelirsiniz sormuyorum. Sormusam bir cevap alabilir miyim? Zamana bıraktım Seda Hanım ya. Ne olacak bilmiyorum ben de. Çok zor benim için ama bilmiyorum ne olacak.
Senin birçok hayranın var dışarıda. Hepinizin birçok hayranı var dışarıda. Bakın burada ben sevgili izleyicilerime bir anonsu tekrar etmek istiyorum. Siz artık bu programı izleyip geliyorsunuz. Buradaki kızlarımızın çoğu 5 tanesi değil mi? İzleme fırsatı bulanlar Melis oldu. 3. Yani kızlarımızın 4 tanesi geldiğinde program ilk onlarla başladı. Ve şunu söylemek istiyorum. Burada beğendiğiniz, talip olduğunuz özel bir aday için bile bize başvurabilirsiniz. Ya da siz de herkes gibi tanışmak için, hayatınızın aşkını bulmak için gelebilirsiniz. Nereden bulacaksınız efendim? Kanal.com.tr adresinden kısmetse olur'a girip oradan başvuru formunu doldurup bize ulaşabileceksiniz. Siz de burada kızlarımıza aday olacaksınız. Görüyorsunuz ayrılıklar da yaşanıyor, beraberlikler de yaşanıyor. Bir noktaya kadar geliniyor. Anlaşılamayınca medeni bir şekilde herkes yoluna gidiyor. O yüzden sizleri de bekliyoruz burada. Belki kalbinizin prensesini buldunuz, izliyorsunuz. Hatta belki de kalbinizin prensini buldunuz yani evde. Sizleri de bekliyoruz. Her hafta bir arkadaşımız veda ediyor. Bu hafta da az kaldı, 2 günümüz kaldı. Evet, çok çabuk haftalar çok çabuk haftalar geçiyor. Çabuk geçiyor. 2 gün sonra yine biriniz veda ediyorsunuz. Ay evet Seda. Artık birimiz diyorum o kadar artık zaman alıştı. Ne kadar çabuk evet. geçiyor gerçekten. Ya gerçekten geçiyor. Daha yeni atlattık. O kadar çabuk geçiyor ya. Ki artık kızlar kavgası bitti. Karı koca kavgasına döndü bugün ev yani. İnanamadım. Ben artık kavgalardan uzağım ama. Ben girmiyorum çok kavgaya. Iyi. Evet hepinize bol şans. Bugün zor geçti, stresli geçti. Kolay gelsin. Röportajlarınızı da artık dinleyeceğim merakla. Olur, hoşçakalın. 12 saatiniz bitti yine. Bilekliklerinizi takmayı unutmayın. Pekala. Dışarıda görüştünüz, ne görüştüler ya, diyen Ayça. Hay Allah, izin verirmişiz hadi gibi. Hemen çıkalım mı? Ben hemen kısmetse olur. Sen yeter ki sen kısmetse olur. Düşlerin seni bulur. Sen yeter ki sen kısmetse olur. Aşkı bulmak